Yaptığını beğendin mi kanalına hoş geldiniz. Ben Mehmet Gerçek. Bu videomuzda bir önceki videomuzda modellediğimiz elma, armut, portakal ve meyve tabağının materyallerini vereceğiz. Bir gerçekçi meyve tabağı yapacağız. Portakalımızı, elmamızı ve armudumuzu böyle gerçekçi bir doku oluşturacağız. Hemen vakit kaybetmeden dersimize geçelim. Şimdi sol klikle portakalımı seçtim. Shift ve H'ye basarak, portakalımı gizledim arkadaşlar. Sonra shading kısmına giriyorum. Materyali de açalım. Yaklaştım biraz. New diyerek bir materyal verdim. Materyalin ismini verelim. Portakal. Şimdi rengimizi verelim. İlk önce base color'dan bir turuncu verelim. Portakalımıza. Gayet de güzel bir renk oldu. Ve kabuğunun o pütürün dokulu yani kabarık halini vereceğiz. Bu düz bir halde şu anda doku vereceğiz. Portakalın kabuk görüntüsünü oluşturacağız. Onun için bize bir kabartma lazım. Kabartmayı neyle yapıyorduk? Bump'la. Vektörden bump ekleyelim. Normale verdik ama herhangi bir şey olmadı. Tabii bunun height'ı için bir tekstür lazım. Bunu da bizim Blender'ın kendi içinde bulunduğu tekstürü kullanacağız. Shift A'dan tekstür, Noise isimli tekstürü kullanarak bu işlemi yapacağız. Color'dan height'a bağladık. Bakın şöyle bir kabarma görüyoruz. Şu kabarmalar çok şey düşüreceğiz bunu. Scale ile düşürelim. 60 yazalım scale ile. 60 yazdık. Bakın düştü. Ama strence çok fazla. Strence de 1.15 yaparsak portakal görüntüsü oldu. Şimdi ben istiyorum ki parlamalarda bu kabarıklığa göre olsun. Faktörü de Bounce'a bağlarsak buradaki faktörü bakın daha gerçekçi bir portakal görüntüsü elde ettik. Şimdi portakal sapı yapacağız. Edit moda geçelim. Ve face selectleyeyim. En üst face'i seçtim. Kontrol ve artı tuşlarıyla numara keypad'deki artı tuşuyla seçtim. En üstü seçerek kontrol artıya basa basa diğer yüzeyleri de seçtim. Şimdi bir de materyal verdim. Portakal sap. Sub isimli bir portakal verip Assign'a bastım. Hemen fazla bir şey yapmamıza gerek yok. Yeşil rengi verip yeşil bir renk verip şurayı da koyu biraz da koyuluğunu arttırsak bizim sapımız için idealdir. Sapta o kadar uğraşmayacağız. Şu biraz spekülerden dolayı biraz plastiğin bir görüntü var. Bronosunu da biraz düşürürsek plastik görüntüden biraz daha uzaklaştırdık. Şimdi portakalımız bitti. Alt H'ye basarak bütün meyveleri getirdik. Ve diğer meyvemiz olan elmayı alacağız. Elmayı aldım. Shift H'ye bastım. Şuradan New dedim. Materyalimiz geldi. Materyalimize isim verelim. Elma yazıyoruz. Şimdi elmayı kırmızı yapacağım. Kırmızıyı verdim. Biraz da böyle siyah benekler olsun istiyorum elmamda. Ne yapacağım? Shift A ile Color'dan XRBG'yi veriyorum. Şimdi şurada iki tane renk var. Renklerin ikisini de buradan alalım. Damlalığı aldım. Color 1'e tıkladıktan sonra damlalığı şuradaki kırmızı rengi aldım. Aynı şekilde Color 2'ye de geldim. Damlalığı buradan aldım. Şu Color'ı Color'a bağladım.
Şu ikinci rengi alıyorum, biraz koyulaştırıyorum kırmızımızı. Biraz koyu kırmızı yapıyorum. Sonra Shift A ile yine tekstürden noise tekstür ekliyorum. Faktörünü faktöre bağlıyorum. Şöyle bakın. Faktörü eklediğimizde benekler oluşmaya başladı. Yani yine scale arttırıyorum. Bakın benekler küçülüyor. 60 idealdir. Yaptım ve elmamızın yüzeyi benekli oldu. Şimdi şu yüzeyde parlamalardan dolayı, yüzey parlamalarından dolayı, spekülerinden dolayı ve domates görüntüsü gibi var. Bu spekülerleri biraz düşürelim. Ve roughness'ı da biraz düşürelim. Biraz daha elmaya benzedi şu anda. Biraz önce domates gibi bir parlaklık vardı. Şu anda elma gibi. Gayet de güzel oldu. Şöyle biraz parlatırsak daha güzel oldu. Şimdi elmanın da sapını yapalım. Edit moda geçiyorum. Elmanın face selectimine, elmanın en üstteki face'ini seçtim. Ctrl ve tab tuşları, Ctrl ve artı tuşuyla sapı seçtim. Artıya bastım. New. Elma sap yazdım. Assign. Verdim. Şuradan kahverengi vereceğim hemen. Fazla uğraşmayacağım sapı için. Kahverengi veriyorum. Spekülerini de biraz düşüreceğim. Şöyle tapa basıp obje moda geçelim. Spekülerini düşürdüm. Plastik görüntüden kurtardık mı yeterlidir. Şu anda gayet başarılı oldu. Ve Alt T'ye basıyorum şurada. Portakalımız ve elmamız geldi. Sonra armudu seçiyorum arkadaşlar. Shift H'ye basıyorum. Armudumuz seçili. New dedim. Materyale armut verelim. İsmini verelim. Sonra buraya gelelim. Sarı. Şu sarı rengi verdik. Shift A ile yine Mix Color'dan Mix RGB'yi tıklıyoruz. Birinci kısma sarıyı verelim. İkinci kısma da sarıyı verelim arkadaşlar. Kaldır. Bağlayalım. Yine şu ikinci rengi biraz yeşile götürmek istiyorum. Şu sarıdan şöyle biraz yeşile götürdüm. Biraz da koyuluğunu arttıralım arkadaşlar. Şöyle. Shift A ile de tekstürden noise tekstürü verelim. Color. Pardon, faktörden faktöre ekledik. Şöyle hafiften benekleri var. Scale ile 50 pardon 60 yapalım. Yine bakın şöyle armudumuzda da benekler oluştu. Şu roughness'ı biraz düşürürsek şöyle hafiften çok hafif nokta 30 gibi biraz fazla oldu. Şu idealdir. Spekülleri de çok hafif düşürelim. Armut materyalimiz de hazır. Şimdi sapına da materyal verelim armutumuzun. En üstünü seçiyorum yine. Ctrl ve artı tuşuyla numara keypad'ten seçiyorum sap kısmını. Ve bir nesne daha ekledim. New'den armut sap materyalini verdik. Assign'e bastım. Buna da aynı şekilde kahverengi hafif sarı verirsek sarı rengi biraz da koyu yapabilirsek şöyle bir sap verdik. Spekülerini düşürelim. Plastiğimsi görüntü kaybolsun. Sap verdik. Bonusunu da biraz yükselttim. Artık Alt-T'ye basıp meyveleri görebiliriz. Armudumuz biraz dışarı çıkmış. Z'li biraz yukarıya alalım. Şimdi şuna da meyve tabağımıza da porselen yapacağız.
Şuradan Nive tıkladım. Bronze'u düşürüyorum. Zaten porselen görüntüsü oldu. Hafiften bez kaldı. Şöyle hafiften bir tik düşürdüm. Spekülerde biraz yükseltebiliriz. Gayet de güzel oldu. Şimdi layout kısmına geçelim artık arkadaşlar. Meyvelerimiz oluştu. Meyvelerimize renk verdik. Z'den look bastığımızdan meyvelerimizin rengi de gelir. Şimdi yapacağımız işlem artık bu saatten sonra bir sahne oluşturmak. Yani ışığı da tam alabilmesi için alta bir plane ekleyip bir sahne oluşturacağız. Shift A ile yansımaları da alalım diye. Shift A ile bir plane ekledim. Scale yaparak büyüttüm. Sonra Tab'a bastım, yani Edit Mode'a geçtim plane seçiliyken. Şu 1, 2, şu 2 yüzeyi seçtim. Extrude şey yaptım. Yukarıya aldım. Sonra şu 3 elgeyi seçtim. Ctrl B'ye basarak Bevel yaptım. Nesneden uzaklaştırıyorum. Bevel oluşturduk. Segment kısmında Bevel ayarlarından segment kısmını 6'ya getiriyorum. 6. Sonra tab'a bastım. Shade Smooth yaparak artık oluşturduk. Şimdi şöyle geldim. Görüntüyü, sahnemi şu şekilde görecek şekilde geldim. Sonra şu user orta grafikten 5'e basarak perspektife geçtim. Biraz geri geleyim. Şöyle sahnemi görüyorum. Elmalarımı gördüm sahnemde. Yaklaştım. Ctrl Alt ve 0'a basarak kamera görüntüsünü getirdim buraya. Şuradan kameramı seçeyim. G, XX diyerek bakın yana sağa sola hareket ettirebiliyorum. Kamera seçildikten sonra G, X, X. İki defa X'e bastım. Kamerayı sağa sola hareket ettiriyorum. Sonra G, Y, Y'ye basarak da kamerayı aşağıya yukarıya hareket ettirebiliyorum. Bakın aşağıya yukarıya hareket ettirdim. G, Z, Z'ye bastım. Geri öne hareket ettirebiliyoruz. Böyle G, X, X, G, Y, Y diyerek kameramızı ayarlayabiliriz. G, Y, Y deyip aşağı indirdim. Şimdi şu tabağın bütün şeyini göreyim. Z, Z'ye bastım ve biraz yukarıya çıkardım. Siz render alırken bu elmaları, armutları çoğaltarak tabağa doldurun arkadaşlar. Öyle bir render alın. Şimdi sahneyi ayarladım. Kameram seçiliyken bunları yapmıştım. Ayarladım sahnemi. Şu görüntü tabağın hepsini aldım. Ve şuradan render kısmından bir bakalım. Bakın render'da böyle bir şey alacağım. İsterseniz ışığı da seçip G diyerek hareket ettirebilirsiniz. G, X. Şöyle dışarıda çıkarak bakarsınız. Işık nerede? Farklı bir yerler alıp böyle kameranın arkasına doğru getirebilirsiniz ışığı. Gölgeler uzaklaştırıp yaklaştırabilirsiniz. Sonra sıfıra basıp tekrar kamera görüntüsüne geçebiliriz arkadaşlar. Numara keypad'den sıfıra basarak. Numara keypad'imiz yoksa yine çift tırnaktan kamera view diyor orada. Çift tırnaktan kamera view diyerek kamera görüntüsüne geçebiliriz. Şimdi sahnemiz hazır. Sadece yapmamız gereken render almak. Şuraya basıyorum. Render kısmında Render Image diyorum. Ya da F12'de tıklayabilirim. Render Image dedim. Bakın render'ımızı aldık. Artık bunu Image kısmına tıklayarak Save ve basarız ve ismini yazıp herhangi bir yere dosyamızı seçerek kaydedebiliriz. İsmini yazdım. Meyve tabağı diye. Sonra desktop'a kaydettim ben.
Ve artık aldığımız render budur arkadaşlar. Siz bunları yine dediğim gibi, söylediğim gibi portakaldan, armuttan, elmadan çoğaltıp böyle tabağa doldurarak bir render alabilirsiniz. Benim bu derste anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım yaptığınız beğenmişsinizdir. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.